esas ölçüsü isteniyor radyan cinsinden. Eğer esas ölçü isteniyorsa biz açıyı 0 ile 2 pi arasına getirmeliyiz. Bu aralığa getirdiğimiz zaman esas ölçüsünü bulmuş oluyoruz. Mesela şöyle olsa, işte 5 pi olsa, bunun esas ölçüsünü bulmak istiyorsak 0-2 pi aralığına getirmeliyiz. Bunun için de 2 pi ya da bunun katlarını istediğimiz kadar ekleyip çıkarabiliriz. Ya da şöyle bir şey de yapabiliriz. Biz bunu pi artı 2 pi artı 2 pi biçiminde yazıp şu 2 pi'leri atabiliriz. 2 pi'leri çıkarırsak geriye pi kalır. Esas ölçüsü bu olacak. Burada da benzer mantıkla hareket edeceğiz. 2 pi'nin katlarını ekleyeceğiz ya da çıkaracağız. Şimdi iki farklı yaklaşımımız olabilir. Birincisi bunun tam olarak karşılığının ne olduğunu bulup negatif bir açı üzerine 2 pi eklememiz gerekiyor. Şunu pozitif yapacak şekilde 2 pi ya da katlarını ekleyebiliriz. Şimdi bu 45 olduğuna göre yanına öyle bir şey yazacağız ki 8 ile çarpıp topladığımız zaman şu üst kısmı pozitif olacak. Mesela şunu yapabiliriz. 45'i 8'e bölebiliriz. Bölsek 5 kez var. 8 kere 5, 40 çıkarıyorum. 5 kaldı. Bu 5 çok önemli değil. Yani yaklaşık işte 5 falan yazsak yanına. Yani eksi 40 şöyleydi. Eksi 45 pi bölü 8. Biz bunun yanına tabii 5 pi yazma şansımız yok. 2 pi'nin katlarını yazacağız. 5'e yakın olarak da işte 6 pi'yi yazabiliriz. 6 pi'yi eklemiş olduk. 2 pi'nin katlarını istediğimiz gibi ekleyip çıkarabiliyoruz açıya. Sonucu değiştirmiyor bu. Yanına 6 pi'yi ekleyebiliriz. Eklesek. Sonra da şöyle çapraz çarpıp toplasak açımız değişmemiş oluyor. Böyle yapalım işlemi. Şöyle eşittir diyorum. Şurası 6 kere 8, 48 olacak. Eksi 45 pi artı 48 pi bölü paydası 8 ile ikisini topluyorum. Bu da 3 pi bölü 8 oluyor. Şimdi bu şu aralığa düşer. 0-2 pi aralığındadır. Bu 1 pi'den daha ufak. Eğer payı paydasından ufaksa bu 1'den küçük bir sayıdır. Bizim istediğimiz aralıkta demek ki esas ölçümüz 3 pi bölü 8 olur.